Alparslan Kuytul yine gündemde. Çünkü Süleyman Soylu günde 100 kişiyi tutuklatmadığında rahat edemiyor, o gece uyuyamıyor. Planlı tahriklerle mağduriyet algısı oluşturmaya çalışan Kuytul'un amacı bölgedeki muhafazakar tabanı hareketlendirmek. Karşımızda hakikaten bir şaklaban var. Yani hakikaten bir şaklaban var yani. Ve hakikaten başka yerlerden talimat alan bir adam var. Geçtiğimiz yılda cami provokasyonuyla gündeme gelen Kuytul'un terör örgütleriyle yakın ilişkisi ve Türkiye aleyhtarı yapılara olan desteği dikkat çekici. Kuytul, FETÖ üyesi Asım Yıldırım'ın YouTube kanalına da konuk olmuştu. Bize yapılan zulümler çok önemli değil. Size ya da başka insanlara çok daha fazlası yapıldı. On binlerce insana zulüm yapılıyor. Hiçbir terörle, şunla, bununla, 15 Temmuz'la alakası olmayan nice insanlara zulümler yapıldı. Yani bizimki onların yanında bir hiç kalır. Ben onu biliyorum. Asım Yıldırım da Kuytul için Fethullah Gülen'e o kadar çok benzeyen tarafınız var ki ifadelerini kullanmıştı. Bakıyoruz da gerçekten FETÖ'yle benzerlikleri hayli fazla. Oh. Bu yapılanların çok daha beterleri peygamberimize yapıldı. O yüzden de şu anda iki kardeşimizin buradan Ankara'dan iki tane hanım kardeşimizin gördüğü sadıka rüyalarda peygamberimiz de şu anda aranızda. Peygamberimiz de şu anda aranızda. Bu adam raydan çıkmış. Cumhurbaşkanının kaleminin kırıldığını söylüyor. Yakında şerefini ve izzetini alacaklar diyor. Ya bu kadar haysiyetsiz, bu kadar alçak bir değerlendirmeyle insan karşı karşıya bırakılır mı ya? Kendine bir alan oluşturmuş bir kişilik. Bu ve buna benzer. Biz buna müsaade edelim. Yarın öbür gün buradan başka bir süreç ortaya çıkar. Devlet buna müsaade etmez. Burası hukuk devleti. Hukuk devleti içerisinde biz bununla sabah akşam uğraşıyoruz. Bu açık söyleyeyim yani. Biz bununla sabah akşam uğraşıyoruz. Emniyeti Mao'cu komünistler ele geçirmiş gibi bir durum ben görüyorum. Ergenekoncular emniyeti ele geçirmiş gibi bir durum var. 28 Şubat'ı tekrar hortlattılar. Türkiye karşıtı ve Türkiye düşmanı ne kadar mesele var? Onların savunucusu. Türkiye karşıtlığı ne kadar mesele var? Onların savunucusu. Türkiye. Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır. Yakında bir işi bitirilecektir. İşi bitirildiği zaman ona kimsenin acımaması için, sevenlerinin kalmaması için ona verilen bütün bu şerefler ya da onun elde ettiği bu şereflerin geri alınması. İşte ben bu teravih şeyini saymıyorum, kılacağım. Çok camiye gitti, bunu şey yaptı, propagandasını yaptı, teravih de kıldı. Şimdi müdahale etsem bir dert, müdahale etmesem bir dert. Peki biz bu adamı bugün mü tanıyoruz? Hayır. Ben 4,5 yıldır İçişleri Bakanıyım. 4,5 yıldır bu adam ilgi alanımızda. Adana'da parklarda oturuyor. Bir şey vermiyor. Dini şey. Türkiye karşıtı ve Türkiye düşmanı ne kadar mesele var? Onların savunucusu. Türkiye karşıtlığı ne kadar mesele var? Onların savunucusu. Türkiye düşmanlığı nasıl yapılır? Bütün bunların savunuculuğunu ortaya koyan bir portreyle karşı karşıyayız. Şimdi şurada bunların hepsini orada öyle laflar var ki yani bir iki dakika belki dinlemek sesi vardı gerekir. Bunların arkadaşlar baştan alıp bir sesini de dinleyelim. Şöyle 2-3 dakikalık bir şey var. Ben kendim anlatmaktan ziyade şu portreyi bir dinleyelim. En başından bakalım. İtibaren. Nasıl birisi? Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır. Yakında bir işi bitirilecektir. İşi bitirildiği zaman ona kimsenin acımaması için, sevenlerinin kalmaması için ona verilen bütün bu şerefler ya da onun elde ettiği bu şereflerin geri alınması lazım. Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuş ve şu anda darbe yapılmış vaziyette. Bu darbenin İslami faaliyetlere darbe olmamasını ve İslami faaliyetlerin bundan olumlu yönde etkilenmesini, Müslümanların hayrına olmasını vesile
kılsın. Tiyatro dediğim şu yani. Asıl mesele hükümeti devirmek değil. Başka bir şey var arkasında. Darbe onlar yaptı kardeşim. Cemaat dediğin senin. Cemaatin sivilleri yapmadı. Biz siviliz. Onların da sivilleri yapmadı. Askerleri yaptı değil mi? Varsa. Ki hepsi de onlardan değil. 166 tane general görevden alındı. Türk ordusundaki bütün generallerin sayısının hemen hemen yarısı. Bu makul değil. Cemaatin bu kadar generali olamaz. Bu işin içinde başka işler var. Amerika'ya yakın bütün generaller temizlendi. Mesele cemaat değil sadece. Cemaatin generali 3-5 tane vardır belki. Baylo kullanan kesin FETÖ'cü mantığı bir kere yanlış. Yargıtay'ın verdiği karar hatalı. Yargıtay böyle karar verdi. Hükümetin iyice önünü açtı. Bu kadar büyük bir operasyon yapmayı gerektirecek. Çözüm sürecini feda etmeyi gerektirecek. Büyük bir olay mı vardı? Diyelim ki 2 tane polis yatağında öldürüldü. Sen de git onlardan 2 tane değil 10 tane öldür o zaman. Neden Kandil dağlarını bombalıyorsun? Evet. Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye ne demek isterdiniz? Bu yeni. O da şu an böyle karşılıklı olsaydı. Yeni mi? Yeni. Ne söylemek yani yeni çıktı. Bak bak. Şeye. Bak eşini. Vallahi yani bu işin 15 Temmuz'un arkasında onun olduğu söyleniyor. Onun bu konuda söylemek istediklerini dinlemek isterdim. Yeniden bu hareket metoduna göre şekillenmesi lazım. Tüm cemaatlerin, tüm tarikatların buna göre şekillenmesi lazım. Ben bu konuları konuşmak isterdim. Yani. Evet, inşallah. Fakat inşallah. Sizin söylediklerinizden yola çıkarak az buçuk yıllardan beri tanıdığımı düşünüyorum. Hoca Efendi ile o kadar çok benzeyen tarafınız var ki fakat sizin yönteminizde onun yönteminde bazı farklılıklar var. Aslında böyle çok ortak noktanız olduğunu bilmek isterim, bilmenizi isterim. Az önce okuduğum o yalnızlığınıza dair içinizden geçen şeyleri ben ondan da dinlemek istiyorum. Furkan Vakfı'nın İskenderun'da düzenlemek istediği konferansa kaymakamlık izin vermeyince bir grup Erzin gişelerinde yolu trafiğe kapattı. Emniyeti Mao'cu komünistler ele geçirmiş gibi bir durum ben görüyorum. Mao'cu komünistler, Ergenekoncular. Ergenekoncular emniyeti ele geçirmiş gibi bir durum var. Bu kadar mı zalimsiniz? Evet. Hikaye bu. Bunlar galiba tabii, şu FETÖ'cü haklı mı? Bunlar yani çok benzediğine dair. Bak bir şey söyleyeceğim. FETÖ'ye orada benzetiyor. Orada çok tehlikeli bir cümle var. Ben bunu 10 defa dinledim. Bu cümleyi 10 defa dinledim. Diyor ki 15 Temmuz'un nasıl olduğunu arkasındaydı dinlemek isterim. Bu metotları bundan sonra birleştirerek devam edelim. Evet. Şimdi bu metotları. Aynısından bir tane daha yapalım. Yani şimdi ondan önce söyledikleri. Yani 1 Temmuz 2016'da söylediği yani tamamen bir kere 2 tane polis öldürülmüş diyor. Zihniyetinin ne oldu? Tabii. Dini istismar etti. Aynı zamanda bütün bunlarla birlikte provokasyon yaptı. Machiavellist yani nereden istifade ederse edebilecek bir Türkiye düşmanlığı ve Türkiye karşıtlığı ortaya koyduğu belli.